Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Lübnan'da konuşlanan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sunduğu katkının bir yıl uzatılması için verilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. UNIFIL, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2006 yılındaki 1701 sayılı kararıyla oluşturuldu. Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla oluşturulan güvenlik gücüne Türkiye başlangıçtan itibaren en yüksek katkıyı veren ülkelerden olmuştur. Türkiye uluslararası barış güçlerine katkıyı hiçbir zaman sadece askeri bir vaka olarak görmemiştir. Türkiye bulunduğu bölgelerde insani ve bayındırlık faaliyetleriyle insani ve sosyal gelişime de katkıda bulunmuştur. UNIFIL kapsamında özellikle 2006-2013 yılları arasında çevre yolu inşaatı, elektrik hattı inşası, atık su şebekesi, bakım onarım tesislerinin inşası gibi faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve sağlık alanlarındaki çalışmalarıyla bölgesel gelişmişliğe de önemli katkılar vermiştir. UNIFIL görev gücümüzün Lübnan halkından gördüğü destek, Türkiye'nin ne kadar doğru ve güvenilir işlere imza attığını da göstermektedir. Türkiye, bölgenin asli ve aktif bir ülkesidir ve bölge genelinde yapılması öngörülen tasarımların hemen tümünde temel aktörlerden biri olarak yer almaktadır ve alacaktır. Ülkemizin UNIFIL kapsamında görev yapan tek bölge ülkesi olması bu ihtiyacın da bir yansımasıdır. Türkiye, Lübnan'ın istikrarına hedef alan her türlü teşebbüs karşısında ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlığını desteklemeye devam edecektir. Çünkü Lübnan'da olanlar sadece bu ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkiler niteliktedir. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya coğrafyalarının tam ortasında bulunmaktadır. İşte bu beş deniz havzasında Türkiye'nin gerek güvenlik, gerekse de kültürel sınırları siyasi sınırlarının ötesindedir. Daha açık bir ifadeyle Türkiye'nin Orta Doğu sınırı Irak-Suriye sınırının ötesinde bir güvenliği zorunlu kılmaktadır. Buralarda barış ve istikrarın tesisi ve korunması Ankara'nın, İstanbul'un, Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Hatay'ın ve Edirne'nin de güvenliğine katkı sunar. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe katkısının 70 yıla varan bir geçmişi vardır. Bu 70 yılda barış gücü operasyonlarına sunduğu katkıyla Türkiye beklenen, özlenen ve güvenilen bir ülkedir. Elinde al yıldızlı al bayrağımızı taşıyan her Türk bulunduğu barış gücünde istikrar ve huzurun güvencesidir. Türkiye hali hazırda onun üzerinde Birleşmiş Milletler barış gücü ve barışın inşası harekatına katkı sunmaktadır. Bu harekatlara en fazla katkı sunan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı uluslararası hukukun temel öznesidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bulunduğumuz coğrafyanın üzerimize yüklediği sorumluluğu uluslararası hukuktan kaynaklı bir bilinçle birleştiriyor, bölgesel ve uluslararası faaliyetlere katkı sunuyoruz. Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla barış ve güvenlik alanında en kuvvetli katkıyı sunan Türkiye'nin yine uluslararası hukuk bağlamında kendi güvenliğini korumak için sınır ötesi harekatlar gerçekleştirmesinin hiçbir yanlış ya da gayri hukuki bir yanı yoktur. Türkiye haklı, hukuki ve meşru bir zeminde faaliyet yürütmektedir. Daha 14 gün önce bu çatı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınır ötesi operasyon yetkisi veren bir tezkereyi kabul ettik. 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde özellikle Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenerek
bölgede barış ve istikrarın temini için yola çıktık. Başlangıcından itibaren bu harekatın uluslararası hukuk ve özellikle Birleşmiş Milletler kararlarından kaynaklanan bir hak ve sorumluluk olduğunu vurguladık. Bu harekat bir terörle mücadeledir. Türkiye'nin güney sınırlarında güvenliği tesis etme faaliyetidir. Bu harekatla Türkiye uluslararası barış ve güvenliğe karşı yükümlülüğünü de yerine getirmektedir. Harekata başlarken uluslararası hukuk dayanak noktamızdır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde gösterildiği şekliyle anlaşmanın hiçbir hükmü bir devlete planlı bir saldırıya maruz kalması halinde ona mukabele etme hakkına halel getirmez. Birisi size saldırdığında kendinizi korumak için müdahale edersiniz. Bölgeden ülkemize beka tehdidi yönelmiş yüzlerce terör saldırısı gerçekleşmiştir. PYD, YPG ve PKK aynı örgüttür. Terörist envanterinden teröristlerin sevk ve yönetiminin Kandil'den idare edilmesine kadar bu iki örgüt birdir. Bu ilişki yargı kararlarına da yansımıştır. Örneğin 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri personeli taşıyan servise yapılan ve 29 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıya ilişkin gerekçeli mahkeme kararında eylemi yapan teröristlerin PYD-YPG kamplarında eğitim aldığı tespit edilmiştir. Yine Suriye'nin kuzeyinde yakalanan bir teröriste ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olan bir terör örgütü olarak ifade edilmiş, Ankara Merasim Sokak ve Güven Park İstanbul Beşiktaş saldırılarının bu örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı süresince de terör örgütleri sivil vatandaşlarımıza havan mermisiyle yüzlerce saldırıda bulunmuş, 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır. Öte yandan meşru müdafaa sadece silahlı saldırı gerçekleştiğinde başvurulan bir hak değildir. Eğer büyük, yakın ve öngörülebilir bir nitelikte bir tehditle karşı karşıyaysanız bu tehdidi bertaraf etmeye yönelik önleyici meşru müdafaa önlemleri alma hakkınız vardır. Karşımızda sınırımızın hemen öte yakasında bir terör örgütü var ve bu örgütün Türkiye'ye tehdidi her geçen gün artmıştır. Sınırlarımızda neredeyse son aşamaya gelmiş bir terör kuşağı vardı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bu kuşağa bir darbe indirdik. Ancak Fırat'ın doğusundan kaynaklı tehdit devam etmektedir. Sınırımızın hemen ötesinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahlandırılmış on binlerce terör örgütü mensubu Türkiye için büyük, yakın ve öngörülebilir bir tehdittir. Uluslararası hukuktan doğan meşruiyet bakımından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararı öne çıkmaktadır. 2014 yılında 2170 sayılı ve 2178 sayılı, 2015 yılında 2249 sayılı, 2015 yılında da 2254 sayılı kararlar mevcuttur. Örneğin 2170 sayılı karar terörizmin her tür tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en önemli tehditlerden birini teşkil ettiğini ve ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin gerekçesine bakılmaksızın her tür terörist eylemin suç oluşturduğu ve haklı görülemez olduğunu belirtiyor. 2178 sayılı karar terörün yayılmasına sebep olan koşulların üzerine gidilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapıyor. 2249 sayılı karar DAEŞ'in uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgusuyla DAEŞ'le mücadele uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı altına alındı. Türkiye'nin bu harekata başlarken ortaya koyduğu bütün tezler belirttiğim uluslararası hukuk karar ve kurallarıyla tam bir uyum halindedir.
Nitekim dünyada hiçbir ülke bu harekat gayrimeşrudur, hukuk dışıdır diyemiyor, diyemez de. Özetle bu harekat uluslararası hukuk bağlamında tamamen haklı ve meşrudur. Değerli milletvekilleri, olası sonuçları itibariyle bölge tarihinin en önemli günlerine biz yaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkinliği değil, Suriye ve hatta Irak başta olmak üzere tüm Orta Doğu bugünkü görüşme ve gelişmelerden etkilenecektir. Bir taraftan ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın sona ermesi, diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi bugüne takvimdeki herhangi bir günden ayrı bir önem yüklemektedir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yükselecek sesin Türkiye'nin milli politikalarına, terörle mücadelesine, sınır güvenliğine, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve istikrarına uygun olması temennimizdir. Bu yeni dönemde Türkiye hem sahada hem masada bu sürecin kurucu unsurudur. Bugün ortaya çıkabilecek iki önemli sonuç bölgesel ve uluslararası gelişmeleri derinden etkileyebilecektir. Birincisi, sadece Resulayn ile Tel Aviv arasındaki 120 kilometre değil, YPG kontrolündeki 444 kilometrenin mutlaka terörden temizlenmesi. İkincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bölgesel güvenlik ve istikrarın inşası için Fırat'ın doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi fark etmeksizin adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılığı. Bugünün önemli gelişmelerinden birisi ABD ile varılan mutabakattı. Buna göre Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarının 120 saat içinde bölgeden çıkması ve bölgede güvenliğin tesis edilmesi amaçlanmıştı. Bu haklı ve meşru amacın gerçekleşmesi için söz konusu mutabakatı Türkiye olarak kıymetli gördük. Bu mutabakat Türkiye'nin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza ettiğinin ispatıdır. Bugün saat 22 itibariyle 120 saatlik süre dolmaktadır. Süre dolarken bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli amacı vardır. Birincisi, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu kırarak Türkiye için güvenli bir bölge inşa etmek. İkincisi ise sadece ülkemizin değil, Suriye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle mücadele etmek. ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatta YPG güvenli bölgenin dışına 32 kilometre güneye ötelenecek olsa da bu örgüt Suriye'nin bütünlüğünü tehdit etmeye devam edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdidine karşı mücadele etmek bu saatten sonra sadece Türkiye'nin değil tüm uluslararası camianın sorumluluğudur. ABD, Rusya ve İran başta olmak üzere bugün Suriye hakkında bir çift söz söylemeyi dahi kendisine hak gören ülkeler Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve terör örgütlerini yok etmeye yönelik tutumlar almak zorundadırlar. İlk adım ise en büyük tehdidi, yani terör örgütlerini yok etmektir. Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını bu çerçevede görmeleri ve desteklemeleri gerekir. Suriye'deki güçler terör örgütlerini kullanmak yerine onlarla mücadele etseydi zaten ne Fırat Kalkanı ne Zeytin Dalı harekatı olurdu ne de Barış Pınarı harekatına gerek duyulurdu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımızı, ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyaya defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi yürekten kutluyoruz. Bu akşam saat 22'den itibaren bölgenin terörden tamamen temizlenmemesi halinde uluslararası meşruiyetle perçinlenen irademiz sahaya yansıyacaktır. Her türlü gelişmeye karşı uyanık olacağız. Su uyur, düşman uyumaz. Değerli milletvekilleri, Türkiye uluslararası barış ve güvenliğe en fazla katkı sunan ülkelerden birisidir. Bununla birlikte
kendi güvenliği ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğü içinde sınır ötesi harekatlar düzenlemiştir ve düzenlemeye de devam etmektedir. Kore'de, Kosova'da, Somali'de, Lübnan'da, Liberya'da, Haiti'de yaptığımız neyse Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı'nda da odur. Esas olan ismindeki harflere bakmadan terörle mücadeledir. Coğrafyalardaki barış, huzur ve güvenliğin tesisi ve korunmasıdır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin tüm bu faaliyetlerini destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar ve kahraman askerlerimize üstün muvaffakiyetler diliyoruz. Görüşmekte olduğumuz tezkereye de olumlu oy vereceğimizi bildirir. Yüce heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlarım.